İstanbul Times TV özel YouTube kanalının gücü özgürlüğünde ve tarafsızlığında. Bizi izlemeye devam edin, gücümüze güç katın. Gündeme dair konularla ilgili her gün İstanbul'un bir ilçesinde vatandaşın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve 55 milletvekiliyle beraber bir parti kurulacağı iddia ediliyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz veya bu parti kurulsa oy verir misiniz? Şimdi onlar sessizlik cephesine çekilmişler. Hiçbir açıklama yapmıyorlar. Abdullah Gül, Ali Babacan, biri daha vardı. Ahmet Davutoğlu, eski başbakan. Bir açıklama olmadığına göre ön yargılı olmamak lazım. Bu seçimin sonrasında kuracaklarsa açıklamaya girerler. Kurmayacaklarsa hiçbir açıklama yapmazlar. Onun için derler ya, paçaları sıvama dereyi görmeden. Daha dere görünmüyor. Biz de uzaktan bakıyoruz dağın başından. Durum neyi gösterecek? İyi gösterirse izleyeceğiz. İyi göstermezse içinde bulunduğumuz atmosferde devam için. Şimdi bir sefer onlar gecikmişler. Onlar yanlışı onlar bu yapıyı, az önce anlattığım yapıyı benden daha iyi tanıyorlar. Onlar eğer bu halka karşı gerçekten sorumlu olsalardı, bak önemliyle söylüyorum, o ayrılış süreçlerinde bu işin bu kerte gelebileceğini benden senden daha iyi biliyorlardı. O zaman tavır almaları lazımdı. Yani bu saatten sonra gelse ne olur, gelmese ne olur? Bu halk o kadar yıl çekti ki, hele bir ben, hem de oğluyum, ben Kürt'üm. Yani Kürtlerin çektiği yazık günah. Yani o Abdullah, ben Abdullah Gül Cumhurbaşkanı olduğu zaman da sevinmiştim. Neden biliyor musun? Onun düşüncelerini, siyasetini benimsediğim değil. Yani kullandığı dil, tamam mı? Dil, böyle yüz hatlarındaki gülümseme, tamam mı? İnsanı hoş kılıyordu. Ama ben sol düşünceli bir insanım, ben sosyalistim. Ayrışmamıza rağmen, tamam mı? Ama öteksi öyle değil. Tamam, Cumhurbaşkanlığı sürecinde bile Abdullah Gül konuşurken, ederken böyle çok çatıştırıcı bir dil kullanmıyordu. Olumlu bakabilirim ama ben oyumu onlara vermem. Ben bir dönem, bu dönem için diyorum ben özellikle, tamam, iki kötü vardı. Kötülerden birisi tercih edeceğim. Birisi en kötüdür ama diğeri hiç olmazsa onu biraz törpüleyecek bir duruşa sahiptir. Bu parti kurulsa tabii ki bir değişim olur. Yeni bir değişim. Onlar daha önce zaten partideydi Abdullah Gül. Tabii Cumhurbaşkanlığı da yaptı. Daha şimdiki Cumhurbaşkanımızdan daha adaletliydi. Umarız daha iyi olur. Öyle bir partiye oyu hiç vermem. O kişilere yakinen tanırım söylediklerinizi. Parti kuracaklarını hiç zannetmiyorum. Bunlar dedikodudur. Kursalar bile ben oy vermem onlara. Ama yakınında tanıyorum kendilerini. Peki siz verir misiniz oy? Kime? Ben Ahmet Davutoğlu. Abdullah Gül ve Ali Babacan'la dahil olduğu bir partiye oy verir misiniz? Vallahi icraatlarına bakarım. Hı hı. Yani gerekirse düşünürüm. Yani gerekirse düşünürüm. Yok, vermem. Öyle bir parti kurulacağı iddia ediliyor. Ve 55 milletvekilliği de içinde. Evet, yani bu söylenti var. Hatta reis de kızdı buna. Yani trenden inenler bir daha trene binemezler gibi söyledi. Çok doğru yani. Eğer politika yapılacaksa orada zaten yapılıyordu. Devam edilsin orada. Neden yeni bir parti kuruluyor? Vermem. Ben reisçiyim yani ben. Hayır, vermem. Niçin vermez? Sonuçta AK Parti tabanlı. Zihniyetleri aynı. Onların zihniyetine çok fazla katılmıyorum. O yüzden vermeyeceğim. Vermem. Niçin vermez? Yani görüş olarak benimsediğim kişiler değil onlar. Ben onların tam tersi olarak düşünüyorum. Verirdim. Evet. Niçin verirsin? Bana onlar daha çok güven verdi ilk etapta. Sonra da tabii ki bir takım meselelerden dolayı kendi bulundukları konumdan oldular vesaire vesaire. Yok. Niçin? Vermem. Onların miadı doldu. Gençlere veririz. Gençlerden kurulun olursa ya veririm. Üçünün de sınıfta kaldığını düşünüyorum. O zaman hemen veririm. O zaman tamam. Bak, Abdullah Gül dedin. Çok güzel bir insan. Davutoğlu. Bir de biraz 10 numara o zaman. Oy verir misin? Hayır, vermiyorum. Niçin vermezsin?
gördük. Eskiden yaptıklarını gördük. Onun için şey yapmıyorum. Yani bir şey yapar, yapamazlar. Gerektiği zaman veririm yani. Zamanı geldiği zaman. Efendi bir insandır. Ben Kayserliyim. Hacı Baba'yla bağ komşusu sayılırız. Tamam mı? Allah rahmet eylesin. Abdullah Gül 10 tane bir şeyi kolay satamadı ki Türkiye'nin başına, reis-i cumhur oldu. Onu bile kabul ettik ama olmadı. Veririz. Abdullah Gül dediğin cumhurbaşkanı benim arkadaşımın oğlu. Ben Kayseriliyim. Onun babasının babasını tanırım ben. Komşuyduk. Hayrullah Efendi derlerdi. Böyle ufak bir dükkanı vardı. Dükkanda alışveriş yapardı. Kayseriliyim ben. Ne anlatacaklarımı üzülüyorum yani.